Liberal Demokrat eski Liberal Demokrat Genel Başkanı Cem Toker de bizimle birlikte. Cem Bey özlemiştik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın. Şuradan konu açıldı. Uzay macerası 55 milyon dolar ya, uzaya ilk astronotu Alper Gezer Avcı'yı yolladık. Bunun için bir bedel ödedik. Ama bir yandan da vatandaş diyor ki gariban sevindirseydiniz daha iyi olmaz mı? Yoksulluk had safhada diye. Bir de Kaan gökyüzünde bizim muharip uçağımız, savaş uçağımız. Dolayısıyla Türk mühendisler tarafından geliştirildi. İHA, SİHA, savunma sanayinde geldiğimiz nokta güzel. Fakat niye bunu sadece bir kesime mal ediyorsunuz? Toplumun geneli buna sevinemiyor ya da sevinmekten çekiniyor. Neden böyle bir hava var diye oraya geldi konu. O yüzden tartışıyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Oradan da biraz emekli konuşup ondan sonra başka konularımız da var. Buyurun. Tabii. Bütün bu büyük projelerin açılışı, duyuruluşu hep seçim arifesine denk geldiği için toplumun beynine kan giden kesiminde fazla heyecan yaratmıyor, inandırıcılığını kaybediyor. 2011-2015 seçimleri öncesi de hatırlayın, Davutoğlu yolcu uçağımızı yapıyoruz demişti. Kendi tankımızı yapıyorduk, onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Elektrikli arabayla çok iyi hatırlıyorum bir yandaş kanalda 7 lirayla İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorduk, manşetten vermişlerdi. Ve bu saçmalıkları yalanlayan bir yetkili de çıkmadı, bir parti yetkilisi. Ama bunlar tamamen oy avcılığı üzerinden yapılıyordu. Şimdi biz vatan haini miyiz? Türkiye kendi savaş uçağını yapsa gurur duymayalım. Sevinmeyelim. Tabii ki. Ama kafamızda soru işaretleri oluyor tabii ki. Çünkü böyle bir yöntemi bu iktidardan önce Türkiye hiç görmedi. Ben hatırlıyorum, ortaokul, lisedeydim. Boğaz Köprüsü açıldı. Demirel yaptı, Ecevit açtı. Ama hiçbir zaman bir partizan söylem duymadık. Dönemin dünyanın en büyük barajlarından biri olan Keban Barajı açıldı. Ama hiçbir siyasetçiden partizan bir söylem duymadık. Hadi bunun elektriğini kullanmayın, sen yaptın, ben yaptım kavgası olmadı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Hiçbir zaman partizanlaştırmadı. Yani bunlar Türkiye'nin bütün 85 milyonun gurur duyması gereken projeler. Türk milletinin parasıyla yapılmış ama eleştiriyorsan üzerinden geçme diyen siyasetçi bu döneme kadar olmadı. Ve mesela bunları da, bu tür büyük projeleri ben dünyadaki kaynaklardan araştırmayı seviyorum. İtibarlı mesela savunma sanayi kurumlarında haber oluyor mu, olmuyor mu? Ben bunu izlediğim zaman aklıma gelen ilk soru, dün bu uçağın uçuşunu gördüğümde, bunun motorlarını biz mi yapıyoruz yoksa bir başka ülkeden mi alıyoruz? Ve motoru olmayan uçağın ne değeri var? Yarın bir gün siyasi olarak bir anlaşmazlığa girersek bunu aldığımız ülkeden, herhalde Amerika'dan mı geliyor motorları bilmiyorum. Türkiye'ye Motor geldiği çalışmalarının devam ettiği konusunda bir açıklama var. Onu İngiltere'den geliyor. ekleyebilirim size. Motor çalışmaları devam İngiltere, etsin, tabii ki etsin. Theresa May İngiliz Başbakanı buraya geldiğinde bir anlaşma imzalandı. Tamam. BAE galiba öyle bir şirketle yapıldı. Bir de Rolls-Royce'la Rolls-Royce yapıyor görüşülüyordu. bunlar. Motor şeyi o. Evet, yani Tabii motor motor. işi daha önce de başka ülkelerle görüşüldü ama sonunda İngiltere ile galiba anlaşmaya varıldı. Anladım. Anladım. Sonra dün bir kanalda seyrediyorum. Bir havacı uzman elinde oklavayla, orada ekranda da yazıyor, İlk yiyen siz olun kanalında. Bu uçağın menzili 16.700 küsür kilometre diyor. Allah Allah dedim. Yani 10.000 mil. Google'a girdim dün gece. Şöyle yani pek uzmanı değilim bu işin tabii.
Ama F-35 2500 mil. F-16'ya baktım. O da o civarda bir şey. Eğer yüklü gidiyorsa menzilleri kısalıyor. Boşsa menzili uzuyor. Ama hiçbirinde 10 bin mil görmedim ben. İşte onun için bu inandırıcılık sorunu, güven sorunu olduğu için hani eskiden duyduğumuz bu dev projelerden duyduğumuz coşkuyu duyamıyoruz, şüpheyle karşılıyoruz. Siyasi bir yatırım mı diye. Geçen seçimden önce de 1 trilyon dolarlık gaz bulunmuştu Karadeniz'de. E şimdi birazdan konuşacağımız konuya bak. Ne oldu? Onun bir platformu yapıldı, tantanalarla açılışlar yapıldı seçime bir hafta 10 gün kala. Ondan sonra ne oldu? 1 trilyon dolarlık gaz bulmuş bir ülkede. Ya emekliye ekmek vaadi, öğrenciye çorba vaadi, tavuklu pilav bilmem ne söz konusu olur mu ya? Onu da enerji kaynaklarından dünyadaki orada da yine teyit edemiyorsunuz. Ay'a gitmeye 55 şey, uzaya gitmeye 55 milyon dolar harcanmış. Ben sizin kanalda birkaç ay önce de sordum. Antarktika'ya bilim heyetleri gönderdik. Onun maliyeti ne oldu? Karşılığında ne aldık? Bizim Türk bilim heyeti Antarktika'da hangi bilimsel araştırmaları yaparak bir katkı sağladı bilim dünyasına veya Türk ekonomisine veya herhangi bir. Yani bunlar maalesef güven sorunu yaşadığımız için soru işaretiyle karşıladığım projeler. Ama gerçekse tabii ki gurur duyacağız. Yapanlara da teşekkür edeceğiz. Yani ben bu şekilde bakıyorum. Alper Gezer Avcı'yı dinlediniz mi? Ne hissettiniz? Özür dilerim. Alper Gezer Avcı'yı dinlediniz mi? İlk röportajlarını da veriyor. 81 ili de dolaşacak ya. Benim aklımda pek bir şey kalmadı da sizde kaldı mı diye merak ettim. Dinlemedim ama işte beyefendi dedi geçen seçimde TOG'u gezdirmişlerdi 81 ilde. Bir tane uçak gemisi yaptık diye bir çıkartma gemisinin üstünü çelik kaplayıp gezdirmişlerdi. Şimdi de astronotumuzu gezdirsinler. Dördüncü ekonomisi oldu diye biliyorum. Ya o sıkıntılara rağmen Sıkıntılara rağmen evet. sosyal harcamalarından kısmadı. Vatandaşını Çünkü desteklemeye sosyal devlet devam etti. yapısı. Evet. Yani o vatandaşı tuttu. Hepsi. En büyük sıkıntıyı yaşayan bile bunu yaptı. Mesela çiftçiler sokakta Brüksel'i işgal ettiler. Tek tek bütün istekleri gerçekleşiyor, veriyorlar. İnsanlar Tomayla sokağa çıkıp kafalarına Düşün vurmuyor. oralardaki enflasyonu bizim kadar bir yoksulluk içinde değiller ama nasıl halk Avrupa'nın en taleplerde yüksek bulunuyor? enflasyonu şu anda %6. Biz dördüncü. Avrupa'da çiftçilerin sokağa dökülmesinin nedeni sadece ekonomik değil. Bu karbon salınımı diye Avrupa Birliği'nin taktığı çevre konusuyla ilgili çiftçilere getirilen regülasyonlar, hayvancılıkla ilgili, gübre kullanımıyla ilgili, bu karbon salınımıyla, yani tamamen ekonomik de değil. Onu Türkiye'de bak, Avrupa'da da ekonomi sefalet. İşte Fransa'da, Brüksel'de, Belçika'da çiftçiler sokaklara döküldü deniyor. O kısmen regülasyonların getirdiği ekonomik zorlukları protestosu. Ne kadar güzel açıklama. Zaten çalışanlar da söylemişti çok fazla torpil ve kayırma var diye %90'lara ulaşmıştı oran. Oradan başlayan bir tartışma tabii siyasetin de gündemine gelince böyle bir açıklama gelmiş. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Deniz Ayhan'ın haberi. Hayır, demek istediğim bu ülke çalıyor ama çalışıyor sözünün siyasette prim yaptığı ülkedir. Toplumun anlayışı budur. Çalıyor ama çalışıyor demek, bizim çocuk da kötü yola düştü ama eve iyi para getiriyor demektir. Ve bu siyasette prim yaptı. En ufak bir fatura ödenmedi bu sözler üzerine. Bir Diyanet imamı, hatırlayın, birkaç gün önce benim sosyal medyada önüme düştü, yardım istiyordu. Bir iktidar partisinin mitingine camide çağrı yapmadığı için mi ne? Oradan oraya sürülüyor, görevden alınıyor. Yine bir Evet. başka haber, son 2 günün
şöyle önüme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanı ve bir heyet İsveç, Norveç, Danimarka'ya gezmeye gidiyorlar. Harcını alarak. Hatta mecliste soruldu bu. Cumhurbaşkanı yardımcısına. Ben de dün alıntıladım bu haberi. Mehmet Şimşek'e sordum. Hala kamuda tasarruftan bahsediyor musun? Diyanet İşleri Başkanlığından bir heyet İsveç, Norveç, Danimarka gezisine gidiyor. Bir iddiaya göre gezinin amacı ne acaba? Bunu sosyal medyada paylaşmayın, duyulmasın dendiği. Onu da okudum sosyal medyada. Hı hı. Doğru yalan bilmem. Nedir? Ama bunlar yansıdı. Hatırlayın, ben sizin kanal, bakın 92 milyar lira şeyin söyle adını. Bütçe. Diyanet'in yıllık bütçesi 92 milyar. Bütçe, evet. 9,7 milyar harcamış Ocak ayında. Harcar tabii. Kasaya giren paraya baksanıza. Bu 3 milyar dolar eder. 3 milyar dolar eder 92. Bir bütçe düşünün. 3 milyar doları şeye gidiyor. Ve bütçe açığı 88 milyar dolar bu sene. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Daha ilk aydan 150,7 milyar lira. Evet. 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 Bu da yani Ocak ayında bütçeye koyulan tahmini açığı 2 küsür trilyonu dolara çevirdiğiniz zaman yaklaşık 88 milyar dolar bütçe açığı. Ta 10 sene önce Kemal Derviş ve Daron Acemoğlu Türkiye'ye diyor ki bu büyüme sağlıklı değil diyor. Borçlanarak ve para basarak büyüme sürdürülebilir bir şey değildir diyor. Onun üzerine dünya çapında bir finans kuruluşu Türkiye'yi dünyadaki en kırılgan 5 ekonomiden biri ilan ediyor. Ve bu 5'i içinde de en kırılganı Türkiye diyor. Bu söylediklerim 10-11 sene önce. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ama bunlar itibardan tasarruf olmaz kafasıyla devam ettiler. Şimdi tartışıyoruz bunlar, yani konuştuğumuz konuları konuşacağımız belliydi. Ha yarın ne olacak seçimden sonra, emekliye 3 mü verilecek, 5 mi verilecek? Erdoğan seçimden önce ne verecekse seçimden sonra Mehmet Şimşek onu fazlasıyla çekecek cebimizden. Zaten doğalgaz sübvansiyonu bitecek. Elektrik sübvansiyonu bitecek. Bravo. Bravo. Onu otomatikman bırakın. Oradan gelecek. Bu bütçe açığı neyle kapanacak? 88 milyar dolar. En az. 88 milyar dolar. Şimdi döviz baskı altında. Cari açık ortada. Ne olacak? Şeyi hatırlayın. 5 Nisan kararlarını hatırlayın. Aynı filmi tekrar göreceğiz. İnanılmaz bir bütçe açığı, inanılmaz bir cari açık, dış ticaret açığı, baskı altında tutulmuş bir dolar, piyasaya para pompalıyorlar 94'te, zannediyorlar ki bunu yapınca faizler düşecek. Hayır, millet diyor ki döviz baskı altında, ben cebime TL'yi koyan gidiyor dolar alıyor, sonra bir devalüasyon, ardından ne geliyor? İflaslar. 94 döviz borçları yüksek tabii o dönemde. İflaslar çok fazla, acıtıcı. Başka neler geliyor ardından? 94'ü anlatıyorum. 5 Nisan kararları. Mali denge vergisi. Bir vergi daha koyuyorlar. Geriye dönük vergi işletiyorlar. Şeyin geçen sene yaptığı neydi Mehmet Şimşek'in motorlu taşıtları iki kere almasıyla 94'te Çiller'in ek vergi koyması. Yani bunlara baktığınız zaman net aynı filmi görüyorsunuz ve hala düşünüyoruz. Emekliye 3 ver, 5 ver, istersen 15 ver. Seçimden sonra onu geri alacaklar. Ama trafik cezasıyla, ama artacak vergilerle, ama enflasyonla bu para cepte kalmayacak, gidecek. Yok ki para. Ekonomi bilimi.
O MTV var ya, ekonomi bilimi. Şey söylemek istiyorum ondan. Evet. Yok yok, ben kesmiş oldum. Yok, şey, sonra da motor taşıtlar vergisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim dedi Emre Hoca da. Siz devam edebilirsiniz. Buyurun lütfen. Şimdi bu iki kere alındı ya ek. Hı hı. Şimdi araba değiştirenler bilecektir. Aralık'ta falan değiştirdilerse, Kasım'da Aralık'ta. Nerede? Bu üçüncüyü de ödeyecekler. Ödediler. Benim evet. Başıma geldi. Nasıl yani? Zaten biz normal... Ben eski arabama iki tane ek ödedim. Tamam. Tamam mı? Bir de Ocak'ta ödediniz. Aralık, onu saymıyorum bile. Ha, onu saymadınız daha. Önceki yılın 2023'ün bir de Aralık'ta ben arabayı değiştirdim. Tamam evet. mı? Evet. Sonra bir baktım, Allah Allah, bir e-devlette falan girdim. MTV görünüyor. Gecikmeye düşmüş, haberim bile yok. Sonra bayiyi aradım, dedim ki böyle bir şey var. Ya dedi şey, biz bir tanesini ödüyoruz da onun ek olduğu için ikinciyi siz ödeyeceksiniz. Ana, bir beşinci daha kez ödemiş oldum. Bir de Ocak'ta. Oo. 6. Ha, buradan tekrar sesleniyorum. Hakkımı helal etmiyorum vatandaş olarak. Yani buyurun. Ben de araba falan istemiyorum, tekrar ediyorum. İstemiyorum araba. Ya bu ne arkadaş, yani Nebati, Kavcıoğlu, Batır. Bir araba. Ben gideyim sürekli vergi ödeyeyim ya vatandaş olarak. Aynen. Ne güzel ya. Satışta da öde çıktı yani MTV. Tabii, beş tabii. kere ödemiş oldum. Beş kere ödedim ya. Ha, sadece ben değil, bunu yapanların birçoğu, herkes ödedi bunu yani. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Etmeyin, hiç kimse etmesin. Ama öyle demeyin, vergilendirilmiş. Ya, bakan... Hiçbirimiz böyle... etmiyoruz biz ekip olarak. Öyle demeyin lütfen. Helal etmiyorum o vergiler size Yüce Devletimiz tarafından yol, su, elektrik olarak geri gelecektir. Okumadınız mı ilkokulda? Bulunabilir miyim? Çok özür dilerim. Buyurun tabii ki, rica ederim. Türk milleti benim asrım felaketi dediğim gün 16 Nisan 2017'dir. Sandığa gitti ve dünyada eşi emsali başka bir ülkede görülmemiş bir rejime evet oyu verdi. Bu rejimin içinde tek bir adama istediğini kafana estiği şekilde istediğin bakanlığa, istediğin makama getir yetkisi verdi Türk milleti. Asrın felaketi buydu. Siz sadece liyakatsız bir bakandan bahsediyorsunuz. Sadece o muydu? Bugün yaşadığımız ekonomik krizde nüfusun en az onda biri kadar Türkiye'ye girmiş sığınmacının rolü yok mu? Ondan sorumlu olan İçişleri Bakanı değil miydi? Hayatımda tek bir güvenlik makalesi okumadım diyen bir kişi 7 sene bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptı. Polis ona bağlıydı. Şimdi yapılan operasyonları görüyorsunuz, Türkiye'nin içerideki asayiş ve organize suçta. Organize suçta Avrupa birincisi olduk. Raporda resmi. Uluslararası raporda kanıtlandı bu. Yani liyakatsizliğin gibi orman yangınına uçağımız yok diyen bir orman bakanı yaşadık. Sınırlarımızı kalbur haline getirmiş, kontrolsüz sığınmacı istilasına yol açmış savunma bakanları gördük. Bunların her birini Türk milleti 16 Nisan 2017'de ülke böyle yönetilsin diye yetki verdi, evet oyu verdi. Onun için ben yapılan her zammı o 16 Nisan 2017'de verilen evet oyunun bedeli, faturası olarak görüyorum. Zam olarak falan görmüyorum. Her şey zincirin halkası gibi birbirine. Milli irade diyecek adam, siz hesap sorun istediğiniz bakandan. Vatandaş dedi, vatandaş istedi bu sistemi diyecek. Milli irade onayladı diyecek abi, seçti. Erdoğan'ı seçti, Erdoğan beni seçti. Yetkiyi de Erdoğan'a, Türk milleti, Yüce Türk milleti verdi. Tabii ki. Tamam mı? Ben de doğru bildiğimi yaptım, hadi benden de kuruş alamazsın. Maalesef böyle. Sandıkta ekilen yaşamda biçilir. Sandıkta ekilen cüzdanda biçilir. Önümüzdeki öngörülebilir gelecekte de inim inim inleyerek bu bedel ödenecek. Öyle bir dünya yok. Hemen de bitmeyecek. Bitmeyecek tabii. Tabii. Ne zaman bitecek diyor insanlar. Hemen bitmeyecek. Ya oy verenler sormayabilir ama ben oy vermedim bu doğru, düzene. Tabii, tamam. Ben soracağım. Ben öfkenizi, isyanınızı anlıyorum yani... ama maalesef dünyanın gerçekleri böyle. Ben dünyanın hiçbir yerinde yanlış politika izleyen bir politikacının
vatandaşa maddi olarak yargı önünde hesap verdiğini ben görmedim, duymadım yanlış politikadan dolayı. Öfkenizi anlıyorum, ben de öfkeleniyorum. Öfkem sözlerime de yansıyordu. Ama maalesef dünyanın gerçeği de böyle. Aslında sizin değil, seçtiğiniz vekillerin sorması lazım bu hesabı. Onun için milletvekili vekalet verip bu adamları gönderiyoruz. O adamların buna kafayı taktıkları yok ki. Maaşı al, şeyini yaşa, yan getirilerini yaşa vekilliğin. Yoksa vatandaşı... Deniz Bey, bu millet, yine örnek vereceğim aynı örneği. Denizli halkı kuru ekmek buluyorlarsa aç değiller demek ki diyen bir adamı yeniden vekilimiz olarak meclise gönderdi. Hangi hesabı soracaksınız kimden? Yani gerçek dünya böyle diye düşünüyorum ama öfkenizi gayet iyi anlıyorum tabii. Şimdi Şevki Yılmaz biliyorsunuz eski Rize Belediye Başkanı, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili, yani 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillik yapmış. Bu halkın oylarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde belediye başkanlığı görevini yapmış. Yani kendisi 97 bin lira emekli milletvekili maaşı alıyor. Bugün Sözcü'nün manşetini getirirsek ekrana, oğlu AK Parti'den Kocaeli milletvekili oldu. Dolayısıyla o süreç devam ediyor. Damadının Sakarya Şehircilik Müdürü olduğunu ve yine tabii ki devletten maaş aldığını söylüyor Sözcü. Abi el konulan vakfa kayyum oldu. Yine devletten maaş alıyor. Yeni Kocaeli'de İşkur Müdürü. O da devletten maaş alıyor. Ve belediye başkanlığı döneminde FETÖ'yü övgüleriyle yine tanınıyordu Şevki Yılmaz. Ve belediye başkanlığı yıllarında milli törenlere katılmamak, Atatürk anıtına çelenk koymamak için sahte rapor gösterdiği belirlendi. Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberinde böyle 26 tane rapor aldığı, yani sırf milli bayramlara iştirak etmemek ve Atatürk anıtına gidip çelenk koymamak adına, Atatürk'ü anmamak adına 26 tane rapor aldığı iddia ediliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokrasinin tüm olanaklarından da kendisi faydalanıyor. Dolayısıyla Kocaeli'nde çekilmiş bu Halil Konakçı mıydı? Yardım edin bana çocuklar. Halil Konakçı ile beraber dün görüntülerini ekrana getirmiştik. YouTube'da kendisinin, Halil Konakçı'nın da Atatürk'e karşı söylediği sözleri zaten biliyorsunuz. Herkes artık ezberledi, öğrendi. Dolayısıyla buna da devam ediyor zaten, çekinmiyor. İkisinin görüntülerini ekranlara getirmiştik. Kocaeli'nde beraber bayağı bir okullara gidiyorlar. Dün Deniz'in dikkatini çeken o el ele fotoğraf, Şevki Yılmaz'la Halil Konakçı'nın devam ettiği, onun yenileri de var. Burası da bir Kocaeli'nde bir okul. Aynı zamanda. Bunlar bayağı işi ilerletmişler evet. Bu arada. Yani. Aynen. Yani pek ayrılmadan el ele bayağı bir yakın evet görüşüyorlar sanırım. Uyumlu bir çift oluştu. Yani sevgileri çok büyük birbirlerine. Bence daha ileri bence. Sizden geliyor Cem Toker, sizle başlayalım. 26 tane rapor almış belediye başkanlığı döneminde Şevki Yılmaz, eski Refah Partili vekil. Milli bayramlar için. Abdülhamid'in milletvekilliği döneminden, belediye başkanlığı döneminden hatırlıyoruz, biliyoruz. Dünya görüşü garip bir eleman. Ortaçağ zihniyetinin 21. yüzyılda temsilcisi. Yaşadığı ülkeyle, kurucusuyla en ufak bir muhabbeti yok. Türkiye Cumhuriyeti'yle bir alerjisi var. Ara sıra da böyle çatlak sesler çıkarıyor. Yani gündeme almak da onu büyütmek gibi geliyor bana. Ne diyeyim yani şey, yorum yapmaya değmez. Bunun gibi adamlar var. Çok var piyasada. Her günde cesaretleniyorlar. Yorum yapmaya değmeyecek adam bu ülkeden 97 bin liralık emekli maaşı alıyor. Doğrudur, onu alırlar. Ben size onun söylediği bir lafı hatırlatayım. Bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce baktılar ki bir ara Kılıçdaroğlu
anketlerde yükseldi, Erdoğan'ın önüne geçtiği zaman falan, o zaman kendi partisine, Erdoğan'a akıl veriyordu. Bütçede kuruş bırakmayın, bunlar geliyor. Geldiklerinde sürüm sürüm sürünsünler diye buna benzer laflar ediyordu. Öyle ben onun beyanatlarını da duydum. Yani böylesine kin ve nefret dolu bir insan, objektif, yani siyasetçi olmuş ama objektif siyaset yapmaktan uzak, akıl ve mantıkla siyaset yapmaktan uzak ve hiçbir zaman Cumhuriyet'le ve kurucusuyla barışık olmamış, kinini nefretini bir türlü üzerinden atamamış bir zihniyetin temsilcisi. Bunların son zamanlarda cesaretle ön plana çıkmalarının nedeni de maalesef yukarıdakilerin siyasi rol modellerinin bunları cesaretlendirmeleri. Hilafet söylemleriyle, şeriat söylemleriyle, onlara farklı bir yargı standardı, adalet standardı uygulanmasıyla, yani böyle bir adamın ön plana çıkmasını ben ve benzerlerinin, mesela ben size 2021 Temmuz ayından Erdoğan'ın bir sözünü hatırlatayım. Türkiye'nin Taliban inancıyla ters düşen bir yanı yoktur dedi. Ben yine, yani balık baştan kokar. Bakmayın, siz Cumhuriyet tarihimizde böyle laflar duymadık hiçbir cumhurbaşkanı başbakandan. Veya dinin temellerini yaşamımızın merkezine taşıyacağız, beğenin veya beğenmeyin dedi. Bunlar hep sokaktaki adamı ve onların bu temsilcilerini cesaretlendiren laflar. Esas ben şeyi merak ediyorum. Yani yerel seçim bitecek. Ondan sonra diyoruz ya, kendimizi avutuyoruz. 4 sene seçim olmayacak. Belki siyasete, topluma bir sükunet, bir huzur gelir falan ama hayır. O da olmayacak. Çünkü yeni anayasa diye bir şey koyacaklar önümüze. İşte o zaman karşımıza ne çıkacak? Toplumun belli bir kesimin bam teline basacak, asla kabullenemeyeceği maddelerle bizi yine kutuplaştırıp bölecekler mi? Cumhuriyet'in temel ilkelerinin altına dinamit koyulacak mı? Bunlar tartışmaya açıldığı zaman bu emekli maaşı, asgari ücret, ekonomi, şu bu, onun ötesinde bir ciddi bir kutuplaşma ve tartışma potansiyeli taşıyor bu gelecek öneriler. Onun için belki bu tür adamlar bu şekilde ön plana itiliyorlar ki, çünkü bunların da belli bir sayıda taraftarları var maalesef. Tamam. Ebru Hanım, bir cümle ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki, buyurun. İşin vahim tarafı ne biliyor musunuz? Biz bunu küçümsüyoruz, gülüyoruz, geçiyoruz. Bunlar işte marjinal adamlar falan ama kendiniz dediniz, 11 kere mi ne rapor alarak hiçbir milli bayram kutlamasına katılmamış bir adamı Rize halkı seçerek ödüllendiriyor ve milletvekili olarak gönderiyor meclise. Bu vahim işte. Bunun siyasi bir faturası olması lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'yle, kurucusuyla, bayramlarıyla, özel günleriyle barışık olmayan, ona düşmanlık sergileyen bir adamın seçmen tarafından seçilip meclise gönderilmesi, belediye başkanı seçilmesi, bunlar bilinmesine rağmen vahim olan bu. Türkiye'yi bugünlere böyle getirdik ve bunu sorgulamamız lazım. Bu adamların 80 yıl, bu adamlar iktidara gelene kadar 80 yıl eğitim, müfredat, şu bu, talim terbiye, laik cumhuriyet eğitimi üzerine kuruluydu. Bu kadar adam nasıl yetişti? Bu kadar seçmen nereden çıktı da bu adamları meclise taşıyacak kadar oy verdi, destek verdi? Hocam, o arkadaki fotoğrafın arkasında okul var. Okul var, doğru. Yani bu, o bugünkü olay. Ama ben bu adamın siyasi kariyerinin başlamasından bahsediyorum. Söylemleri yine aynıydı. Bu nasıl bu hale geldi? Anladım. Nasıl bu hale geldi? Bu konuma geldi. Nasıl seçildi? Milletvekili oldu. Toplumda bir karşılık nasıl bulabildi bu söylemler? Bunları masaya yatırmazsa birileri, sosyologlar mı, kimin işiyse o, bizi daha karanlık günler bekler. Biraz siyasete girelim. Mal varlıkları, Mansur Yavaş dedi ki bu seçim afişleri dedi,
CHP'nin dedi il başkanlığından karşılanıyor. Belediyeden bir harcama yapmıyoruz dedi ve mal varlığını da açıklayarak bir çağrı yaptı. Sizler de bütün adaylar da mal varlıklarını açıklasın dedi. Kendisinin karşılaştırmalı mal varlığı var. Zaten dünden beri de her yerde kendi de sosyal medya sayfasında ilan etti mal varlığını. Şimdi bu adaylardan yine mal varlıklarına ilişkin bir açıklama gelir mi? Mevcut adaylar bir önceki dönemle karşılaştırarak mal varlıklarını açıklarlar mı? Ne dersiniz bu mal varlığı tartışmasına? Sadece bu afiş tartışması Ankara'da yok ki Mansur Yavaş biz belediyeden yapmıyoruz bu harcamaları dedi. Ama birçok belediye kendi elemanlarını kullanarak kendi afişlerini astırıyor. Cem Toker sizdeyim. Soru bana mıydı? Evet. Ya ben bu Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum. Yani Türkiye standartlarının çok üstünde bir siyasetçi. Benim idealimdeki bir siyasetçi. Zaten Ankara'da da zannediyorum, Deniz Bey daha iyi bilir, siyaset üstü, partiler üstü bir isim haline geldi. Olgun bir devlet adamı görüntüsü vermesiyle. Onun için hem sağdan hem soldan da destek alıyor. Tabii ki mal beyanının, şimdi mal beyanını gizli veriyor milletvekilleri, bürokratlar, bakanlar, şunlar bunlar teslim ediyorlar bir yere. Ben de genel başkanken vermiştim, bir beyanda bulunmuştum. YSK'ya mı, Yargıtay'a verdim galiba. Ancak o beyan ancak mahkemelik olursak açılıyor ve karşılaştırılıyor. Yani bir yolsuzluk iddiasıyla falan bir milletvekili, bir bakanın, milletvekili değil ama bakanın veya üst düzey bürokratların da bu konuma gelebilmesi için Yüce Divan'da yargılanmaları gerekiyor. Onu da siyaseten zaten öyle bir şey olmayacak Türkiye'de. Onun için mal beyanını ha vermişsin ha vermemişsin. Verdiğin beyanda ha doğru söylemişsin ha yalan söylemişsin. Mevcut siyasi sistemde o beyanların önemli pozisyonları tutmuş kilit isimler için açılması ve sorgulanması söz konusu değil. Onun için yani keşke evet kamuya açık yapılabilse ama ben pek çok adayın hangi partiden olursa olsun İstanbul'u tutun, Hatay'ı tutun, işte Ankara'daki diğer adaylar, İzmir falan... mevcut konuştuğumuz şeyde bu fakirlik, sefalet, yoksulluk döneminde cesaretle çıkıp da Mansur Yavaş gibi mal beyanlarını açıklayacaklarını zannetmiyorum. Hiç, hangi partiden olurlarsa olsunlar. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir televizyon Halk TV'de sabah yayına katılmış. Orada yaptığı açıklamalardan biri de 1 Nisan'da seçilen tüm belediye başkanlarımızın mal varlıklarına belediyeye asılacağını söylemiş. Yani bütün belediye başkan adaylarının mal varlıkları belediyelere asılacakmış. Deniz. Önce seçilsinler de sonra asarlar. Evet. Cem Toker bir şey söylemek ister misiniz? Bağımsız adaylar da bayağı var. Tabii Deniz'in dediği gibi aday gösterilmeyince mevcut belediye başkanlarından bağımsız aday olan ya da aday adayı olup aday gösterilmeyip bağımsız aday olan isimler var. Lütfü Savaş da az kalsın zaten bağımsız aday oluyordu. Onu sordum da. Eklemek isterseniz İstanbul, İstanbul Büyükşehir için 52 aday olduğunu zannetmiyorum. O ilçelerde başvuran toplam bağımsız aday sayısıdır herhalde. Yok toplam adaylara yani oy pusulası evet, gelecek önüne. Evet, o çünkü biraz yanıltıcı oldu. İstanbul Büyükşehir için 3 tane bağımsız aday yok, var. Yok, tüm adayları bahsediyorum. Evet, tüm adaylar. Valla kimisi evet partisinde beklediğini bulamayıp genel merkezden aday gösterilmeyenler tepki olarak bağımsız aday olarak çıkıyorlar. Bazıları da bazı insanlar da yani ben de bir siyasi tecrübe yaşayayım diye giriyor. Bu arada Liberal Demokrat Parti seçime sokulmuyor ama biz de bir tıp mezunu bir hanımefendiyi İstanbul Büyükşehir'de aday gösterdik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bizim için bir anket. İlk defa bir kendisini libertaryen olarak tanımlayan bir siyasete adım atmaya çalışan genç bir hanımı pusulaya koyduk. Daha çok gençlere hitap eden
bir aday olarak vaatlerini anlatmaya çalışacak. Oy yani doktor olarak hala da Türkiye'de olması zaten önemli. Evet, yurt dışında almış tıp derecesini. Şimdi denkliğiyle uğraşıyor YÖK'te. Ama son derece eğitimli, iki yabancı dil bilen, tecrübeli bir hanımefendi. Siz niye seçime sokulmuyorsunuz? Anlamadım onu. 2016'dan beri LDP seçimlere sokulmuyor. Yeterli teşkilatı yok Türkiye genelinde. O zamana kadar vardı. Ama aniden karar değişikliği. Evet, onun hikayesi biraz uzundur. Mesela... Yani adını duymadığınız partiler var pusulada. Evet öyle. Ama onların teşkilatı varmış Türkiye genelinde, bizim yok. Neyse, o ayrı konu. Şimdi eğer Hatay tabii ön plana çıkıyor, bağımsız adaylık konusu açılınca. Eğer öyle bir tehditte bulunduysa birisi, belki de yani partiden ihracı bile gerekebilir. Yani bir parti yapısını tehdit etmek, beni aday göstermezseniz ben de bağımsız girerim diye tehdit etmek olumlu bir şey değil. Ama CHP kazan kaynıyor bayağı fokur fokur. Bakalım nasıl atlatabilecek Özgür Özel bu dönemi. Tamam mı, devam mı, seçimi gibi bir şeye giriyor Özgür Bey. Yani Hatay kaybedilirse, İstanbul kaybedilirse fatura mutlaka kendisine çıkacak. İstanbul kazanılır, Hatay kaybedilirse ne olur? Yani CHP'yi çok kargaşalı, tartışmalı günler bekliyor seçimden sonra. Ama iddialı parti içinde bunu bekleyenler avcunu yalar diyor. O diyor. Tabii öyle diyecek. Mecbur. Aksini söyleyemez. Ama bakalım, göreceğiz. Yani en gerçekçi anket 31 Mart'ta yapılacak. Bu da Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun da, yani Türk siyasetinde yeni iki genç isim, yeni nesilden iki ismin siyasi kaderi o gün belirlenecek. Tamam mı, devam mı olarak. Şimdi tabii işin idealinden de bahsediyoruz bazı konularda. Bu işin idealinin ben partilerin yerelde temayül oylamasıyla, ön seçimle adayları belirlemelerinin en sağlıklı olacağını zannediyorum. Hani hem demokrasinin gereği, hem çalışan insanların ödüllendirilmesi gereği, partilerde küskünlük yaratmaması için bu en doğrusu. Ama partiler bunu yapmıyorlar maalesef. Merkezden sen şuraya, sen şuraya bunu belirliyorlar. Bu da sonunda genel başkanların işini zorlaştırıyor. Hele hele Özgür Özel gibi yeni seçilmiş bir genel başkan ve eski genel başkanın pozisyonu belli değil. Yeni parti yönetiminin arkasında lehine mi çalışıyor, aleyhine mi çalışıyor? Onu bilmiyoruz. Açık açık net bir şekilde konuşmuyor ve sergilemiyor. Öyle bir algı var ki ya bunlar kaybetsin de ben yeniden koltuğu kapayım şeyden sonra, olağanüstü bir kurultayla seçimden sonra. Bu da tabii CHP'nin işini zorlaştırıyor. Orada da büyük hatalar yapıldığına inanıyorum. Ama yani son karar, evet, Lütfü Savaş seçilirse Özgür Özel'in hanesine çok büyük bir artı yazacak. Kaybederse Özgür Özel partide kum torbası haline gelecek. Paratoner gibi şimşekleri üzerine çekecek. Ondan sonra olağanüstü kurultay murultay da gündeme gelebilir. Tabii İzmir ne olacak? İstanbul ne olacak? Deniz'e de sorayım. İzmir'den hiç böyle gidip görüp sinyal aldınız mı? İzmir'den çok mesaj geliyor. Böyle bir, ne bileyim, siz ne dersiniz?